Ve şimdi gelinleri puanlamak üzere yeni kayınvalidemiz Sevilay Hanım, Miyase'nin kayınvalidesi Sevilay Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Buyurun Sevilay Hanım. Önce birinci tabaktan başlayalım. Açın lütfen birinci tabağı. Yenir fakat eti sert. Püre tam damak tadımda değil yani, daha bir... Eyvah, bir gurme daha geldi yarışmaya. Patatesin tadına bakmadınız. Patates, baktınız mı? Evet. Baktım, iyi. Ha, eti beğenmediniz ama. Sadece eti sert. Şimdi 2 numaralı tabağı buyurun açın. Güzel mi? Bundan iyi. Bir dakika, eti beğendiniz, püreyi beğendiniz, patatesini de beğendiniz. Beğendim. Sevilay Hanım 2 numaralı tabağı beğendi. Siz böyle geçin Sevilay Hanım. Şimdi Sevilay Hanım 3 numaralı tabağı açacak ve 3 numaralı tabağın tadına bakacak. Buyurunuz efendim. Sosu güzel bunun. Patates hafif diri kalmış. Yani bunu sadece patatesini mi diri buldunuz? Ama iyi güzel. Onun haricinde eti de güzel oldu, püreyle güzel. Eti beğendiniz. Güzel, beğendim. Bu güzel ya. Tamam. Patates, püre ve et olarak... Üç kombine olarak onu beğendiniz. Eti hiç dişlerimi rahatsız etmedi. Hemen güzel pişti. Ne anladım. Patateslerde güzel. Ne yanmış ne bir şey. Aynı gayet güzel. Soğan da bak ne güzel çatal batıyor. Evet. Sosu da iyi. Kararında her şeyini güzel beğendim. Siz şimdi böyle geçin Sevilay Hanımcığım. Buradan başlayayım. Direktmen 1. Eyvah. Bunu. 1 verdi. Birinci tabağa Sevilay Hanım. Buna 3 veriyorum ben. İkinci tabağa 3 verdi. Evet. Buna 2 veriyorum. Üçüncü tabağa 2 verdi ve geldik son tabağımıza. Tabii ki buna 5 veriyorum. Ve 4. tabağa 5 puan verdi Sevilay Hanım. Ben diyorum ki ilk önce 3. tabakla başlayalım. Haftanın 4. gününde Sevilay Hanım'dan 2 puan alan gelin kim? Yaren. Allah'ım, beğendi. 2 ile 3 aynı dedi, gitti 2 verdi ya. Evet. Sevilay Hanım'dan 3 puan alan gelin kim? Puan alan gelin Yeşim. Beğendi de ya. Sevilay Hanım'dan en yüksek puan 5'i alan gelin Aslıhan mı, Miyase mi? Ve Miyase. Afiyet olsun. Anne, ne yapıyorsun gerçekten? İlk defa mı et yemeği mi yiyorsun? Ya. Ve senin dediğin gibi pişirdim ben bunu. Ayrıca Aslan'la konuşuyoruz, birebir aynı pişirdik. Ama gerçekten pişmemiş et, git bak. Bravo. Vallahi pişmemiş. Bravo. Sen git diğer gelinlere ver 5'i, ver bana 1'i. Ama ben son tabağın kesin senindir dedim. Sen nasıl böyle bir cahillik yaptın? Anne, patateslere kadar senin söylediğin gibi doğradım. Eti senin dediğin gibi pişirdim. Et pişmemiş. Bence kayınvalidene fazla yükleniyorsun. Tamam, bugün ilk günü, ilk puanlaması. Zaten beğenmediğini de belirtti. Beğenmediği için aslında bir verdi. Şaşırdığı için değil. Bazı kayınvalideler burada şaşırdığı için bir verebiliyor ama senin kayınvaliden direkt senin yemeğini beğenmediği için bir verdi. Hadi bugün ilk günü, diğer günlerde böyle devam ederseniz, hani beni buradan göndermek istiyordun ya. Bence çok. Bu ilk günün azizliği. Tamam işte, o yüzden bir şey demiyorum. Bugün ama en azından sizi tebrik ediyorum. Yorumunuza göre hemen hemen puan verdiniz şaşırmadan. Ne yorum yaptıysanız, evet, beğendiğinize 5'i verdiniz. Beğenmediğinize de 1. Ben bir şeye takıldım. 2 ile 3 aynı dediniz. Sonra hadi 2 bir tık daha iyi olmuş dediniz. 4-3 yapsaydınız bari. Ama etler onlarda da hafifmiş yani. Öyle bir şey demediniz vardı ama. Etler pişmiş, sadece nasıl, birinci tabağı pişirdiniz. Hayır, çok son tabağa göre o diğer 2 tabakta Miyase'nin tabağından biraz daha yani az mı pişmiş? Zaten 4'ü yiyene kadar onları beğendi ama. Hayır, beğendiniz, evet, yiyene kadar ben de onu merak ediyorum. Hayır, ikinci tabağa da ben pişmemiş dedim. Baktım, hepsine baktım ben, bak. Evet. Giriyor mu? Giriyor mu? Bıçakla bak, denerseniz. Bana bakar mısın? Ya bıçakla şimdi, bıçakla kestiğimi, evet, dişim kesmezse ben ne anladım bakın, o etten? Hayır, arasını, hayır, ben yemediğim için ona ben yorum yapamam. Arasını keserseniz ben pişip pişmediğini görürüm anlamında söylüyorum. Zaten ben, şu piştiyse, evet, o da pişmiştir. Ne alaka aynı tencerede? Ha, zaten ben piştiğini bildiğim için soruyorum bunu size. Bak nasıl bıçak geliyor. Benim yediğim, ve senin patatesler falan da beğenmedim. Hayır, nesi var patatesin? Lezzetini beğenmedim. Bakın. Ya kızlar, bir dakika, benim tabağıma 1 verdi. Bende neyi beğenmedin? Benim tabağımda hiçbir problem ben göremiyorum. Anne, bende neyi beğenmedin? Nasıl pişmemiş o et? Sende de hiç, ha bak, girmiyor. Sen... Seninkini büyük aldım bir de. Bir dakika. Yedim, çiğneyemedim. Tamam. Anne, bu daha iyi giriyor ya çatala, nasıl ya, bu nasıl pişmemiş? Ama yedim, ye bak, bir tane bak bakayım pişmiş mi? Giriyor. Görüyor musun, bak hepsine bak. Ama hatta bak, ortadan 2'ye böldü. Olmuş. Yani bu... Ya anne, aynı sürede ve birebir her şeyi aynı yaptık Aslıhan'la ya. Süre değil ama pişirme tekniği de önemli burada. Birebir aynısını yaptık seninle. Neyi birebir aynı yaptınız, ben orayı anlamadım. Şöyle söyleyeyim mi? Ben... Önce eti koyduktan sonra pişiyor ya. Olması gereken bu zaten, evet. Şöyle suyu koyuyorum. Yağ normalde ben daha önce koyardım. Unuttum. Sonradan yağını koydum. Öyle yapılıyor zaten. Aslan bilerek yapıyormuş onu. Biz de öyle yaptık. Herkes mi aynısını yaptı? Eğer ki yağla pişirirsen et sertleşir direkt zaten. Önce suyunu salması işte lazım. O zaman nasıl hepimizinki böyle çıkıyor? Sadece Aslan'ınki pişmiş oluyor. İşte bu da tecrübe canım. Onu öğrenirsin yavaş yavaş. Ama bir şey söyleyeyim Sevilay teyze. Burada bizim kayınvalidelerimizden çok daha iyi puanlama yaptınız. Direkt yani beğenmediniz, 1'i bastınız. Orta dediniz, 2-3'ü bastınız. En beğendiğinize 5 verdiniz. Evet, ben de afiyet puanlamanızı olsun, teşekkür ediyorum gerçekten. Yani yorumunuza göre en azından puan verdiniz. Puanlama iyi de işte geline gitmeyince... Burada evet, aynı o 4 şey. Tabak dedim, bu Miyase'nin tabağı. Ben patatese laf söylersin diye bekliyorum. Çünkü patatesim kızarmadı. Evet, o da vardı işte. Evet, onun patatesim kızarmadı. Ona söylersin diye bekliyorum. Çünkü ben öyle bir patates yapmam. Yavaş dökülmeye başlıyorsun. En başta dedin ki benim tabağım çok güzel. Aslı'yla aynı yaptım. Bana nasıl et olarak. Şimdi hayır diyorsun, tamam patates, tamam ben Aslı'yla her şeyi aynı yaptım. Ben bütünsel olarak baktım tabağa. Bir şey diyeceğim. Yani patatesi... Yeşim, konuşuyorsun da sen burada ilk gün hiçbir şey yapamamıştın. Vallahi Miyase, seni tebrik ediyorum. Gerçekten ilk güne göre çok güzel yaptın. Her şeyini tam yaptın, yetiştirdin. Sadece olabilir, ilk gün heyecan yapmış olabilir ama sizin de bunu bence tahmin etmeniz gerekirdi. İlk gün heyecan yapıp yapamayacağını. Bilemedim, onu düşüremedim ya. Ben cevap vereyim. Ben hiçbir şey yapamadım ama 8 haftadır buradayım. Evet, maalesef. Evet, ben zaten ilk haftalarda böyle şeylerin olabileceğini savunuyorum. Olmayacak demiyorum ama kendisi şunu savunduğu için söylüyorum. Ben tabağımı yaptım, çok güzel. Aslı'yla aynısı. Tan nasıl aynı puan? Ben hiçbir zaman demedim. Aslı'yla aynı ya da Yaren'le aynı. Ben savunacağım bir şey varsa söylerim. Dedin. Eksik bir şeyim varsa onu da söylerim. Yakmışımdır ya da çiğdir, bir şeydir. Ben Yeşim'cim, yalnız şöyle bir şey var. Söylediğimi galiba dinlemiyorsun. Dinliyorum. Ben et olarak söyledim. Patatesimi yapamadım zaten. Bak, demek ki aynı yapmamışsın işte. Hayır, tabağımın hepsi mükemmel demiyorum. Patatesimi zaten yapamadım. Ona laf söyler diye bekliyorum. O zaman ama etin piştiğine inanıyorum. Bir şeyleri eksik görmüş, 1 vermiş demek. Yeşim, bir dakika. 8 haftadır buradayım diyorsun ya. Senin gerçekten çok şanslıydın. Çünkü şuraya, şu masaya gelen rakipler hep güçsüz rakiplerdi. Özellikle ilk hafta. İlk haftan o kadar şanslıydın ki ilk hafta sen alışma sürecine... yeni gelen yarışmacı sayesinde alıştın oraya. Sonraki haftalar zaten Miyase bence ilk haftadan alıştı buraya. Yani hatta ilk günden alıştı. Bence inşallah Miyase'yi... Şöyle bir şey, hani buraya gelenler sayesinde buradasın diyorsun ya. Hani yeni gelenden de zayıf olabilirdim. Ben yeni gelenden zayıf olmadım. Ben ondan daha iyi oldum. Ama zaten... Siz benden 3 ay, 2 ay öncesinde tecrübeye sahipsiniz. Ona rağmen burada kalmayı başardım ben. Evet işte ya bak. Şimdi Yeşim en alt seviyesiydi o, anladın mı? En alt değil. Siz kendiniz de hani ilk haftalarda aynı şeyi, aynı yorumu yapıp bugün kabul etmiyorsunuz ya. Bak ben kabul ediyorum. İlk haftada benim hatam da oldu, eksiğim de oldu, heyecanım da oldu, tereddütüm de oldu. Bunu her zaman da söylüyorum, inkar etmiyorum. Ya Yeşim bir şey söyleyebilir miyim? Benim yani kendi tabağından çok neden benim tabağımla ilgileniyorsun? Kayınvaliden apaçık dedi, beğenmedim, sen böyle yapmazsın dedi. Sen de üstüne Aslan'la aynı olduğunu söylediğin için ben söylemek zorunda kaldım. Evet, ben hala aynı hani kendi tabağını niye konuşmuyorsun diyorsun ya. Ben kendisine de kayınvalidene de söyledim. Doğru puanlama ve yorum yaptığı için ben üstüne ne diyebilirim?